Süleyman Çelebi 1422 vefatı. Peygamber Efendimiz hakkında tarih boyunca yazılmış en güzel manzum eserlerden biri olan Mevlid-i Şerif'in müellifi, Osmanlı irfan tarihinin ölümsüz şahsiyetlerinden Süleyman Çelebi, Bursa'da dünyaya geldi. Yıldırım Beyazıt devri alim ve ariflerindendir. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa kendisini dost edinmişti. Bursa'da Emir Sultan'a intisap etmiş, onun terbiyesinde kemal bularak halifelerinden biri olmuştu. Emir Sultan'ın emriyle Ulu Cami'de imamlık görevini yürütmüş, meşhur Mevlid-i Şerif bu sırada kaleme alınmıştır. Mevlid'in yazılış sebebi olarak şöyle bir hadise nakledilir. Bursa'da ilmi küçük, dar kafalı vaizlerden birisi vaaz sırasında Resullerin birbirinden ayırt etmeyiniz. Bakara suresi 285 meali ayeti tefsir ederken bu ayeti kerime gereğince ben ahir zaman peygamberini diğerlerinden üstün kabul etmem der. Bunu işitenler arasında Arapların fazilet ve ilim sahibi olanlarından bir zat bu sözden incinerek o vaize der ki, anlaşılan bu hususta cehaletinizi izale edememişsiniz. Tefsir ilminde pek çok eksiğiniz var. Resuller arasında fark yoktur demekten maksat, Risalet ve nübüvvet hususunda aralarında fark yoktur. Hepsi peygamberdir demektir. Yoksa bu fazilet mertebeleriyle alakalı değildir. Eğer o ayetin manası her yönden aralarında fark yoktur demek olsaydı, bu Resullerden bazılarını diğerlerine nazaran fazilet bakımından daha üstün kıldık. Bakara 253. ayet buyrulur muydu? Diye vaize susturur. Hadise Süleyman Çelebi'ye intikal edince bundan çok üzülür bu hazret ve Peygamber Efendimizin yüce faziletlerinden ve mucizelerinden bahseden, onun diğer peygamberlerden üstün olduğunu ifade eden bir manzum eser yazmaya başlar. Eserin asıl ismi Vesiletün Necat'tır. Yani kurtuluş vesilesi. Ama halk arasında Mevlid olarak bilinmiş ve asırlar boyunca günümüze kadar çok sevilmiş ve okunmuştur. En samimi ve saf duygularla yazılmış olan bu ölümsüz eserde Türk halkı Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevginin ve bağlılığın tam bir ifadesini bulmuştur. Süleyman Çelebi'nin adındaki Çelebi kelimesi kendisinin alim bir zat olduğuna işaret eder. O dönemde bu lakap şehzadelere, mevlevi büyüklerine ve alim ve fazıl kimselere veriliyordu. Çelebi'nin kabri Bursa'da Çekirge yolu üzerindedir.